Ben de bir siyasi iklime dair soru sormak istiyorum. Aslında belki iç içe soru, belki Bahan Hanım da katkı sağlar. Ya bizdensin ya da değilsin anlayışına ilişkin bir soru bu aslında. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Sayın Muharrem İnce bir siyasi lince maruz kaldı. Bir operasyona maruz kaldı aslında ve adaylıktan çekilmek durumunda kaldı. Ardından Sayın Sinan Oğan ikinci turda size destek vereceğini açıklayınca benzeri bir tabloyla karşılaştı. Biraz daha hafızayı tazeleyelim. Sayın Akşener de masadan kalktığında siyasi lince tabi tutuldu, sonra geri dönmek zorunda kaldı. Muhalefetteki bu anlayışı, yani ya benimsin ya da değilsin şeklindeki bu anlayışı nasıl yorumluyorsunuz? Bir de Sayın İnce. Evet, Muharrem İnce ile ilgili bir haber de bugün gündeme düştü. Aslında iki lider arasındaki bakış farkını da ortaya koyan bir paylaşımdı bu. Aslında çok sıcak da bir paylaşımdı. Sayın İnce'nin annesi rahatsızlandığında siz onu aramışsınız galiba. Bir görüşme yapmışsınız, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormuşsunuz. Ancak ertesi gün Tandoğan mitingine katılması için Sayın Kılıçdaroğlu Sayın İnce'yi aramış. Bunu da kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani şöyle bir değerlendirme yapayım. Bir defa kendinden olmayana tahammül göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti. Yeni bir şey değil bunlar. Yani ta başından itibaren bunlara hep şahit oluyoruz. Bu Kılıçdaroğlu'nun demokrasiden ne anladığını da gösteriyor. Kişilerin kararlarına, tercihlerine saygısı olmayanların, ki bunu CHP her zaman yapıyor, İlk başvurdukları yöntem linç kampanyasıdır. Bunu 14 Mayıs'tan sonra depremzedelerimiz için de yaptılar. Onu da soracağız. Ve depremzedelerimize gerçekten çok çok insani olmayan saldırılar yapıldı. Kendilerine oy vermedi diye vatandaşlarımıza etmedikleri hakaret kalmadı. Oysa iyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Böyle. Burada bir siyasal tefecilik mi var demek? Aynen. Aynen. Ve nasıl elle kalp yapmakla kalpler kazanılmıyorsa, gönüller inşa edilmiyorsa, kendine demokrat dede dedirtmekle de demokrat olunmuyor. Kendinden olmayana adeta yaşam hakkı tanımayan bir zihniyete sahipler. Allah bu zihniyete fırsat vermesin. Tabii Sayın İnce'yi adaylıktan çekilmesi sonrasında aramıştım ilk. Hı hı. Bunu daha önce zaten açıklamıştım. Evet. Adaylıktan çekilmesine üzüldüğümü de ifade ettim. Çünkü dörtlü bu yarışa girdik. Keşke böyle devam etseydik. Tabii hem de bu arada hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Daha sonra tabii tekrar Sayın İnce'nin rahatsızlandığını tekrar duydum. O rahatsızlığında da ben yine kendisini. Kendisi rahatsızlandıktan sonra da görüştünüz yani. Birinciden daha sonra ikincide de yine böyle bir durum oldu. Ve yine ben kendisini aradım. Geçmiş olsun dileklerimi yine ilettim. Ve birincide olduğu gibi bize düşen herhangi bir şey varsa elimizden geleni yapalım dedik. Zaten dedi ben de şimdi şeyden çıktım, hastaneden. Evde istirahatteyim dedi. Biz de tabii insani görevimiz olarak Allah'tan şifalar diledik.